Sizin e, üst tarafınızda, üst tarafınızın çıplak olduğu <laughs> fotoğrafların koca tarafından görülmesi mi? Şöyle söyleyeyim oğlum çıplak dediği onun zaten üzerimde atlet de var ikincisi. Efendim lütfen yayınlasınlar. Ya bir sus lan. Lütfen yayınlasınlar. Şşşt. Lütfen yayınlasınlar. Rica ediyorum yayınlasınlar. Görün işte böyle Beyefendi. Bak beyefendi diyorum. Sözümü daha bitirmedim. Bir saniye Yasin Bey. İsmail sen karışma. Konuşmayan dinlemeyen bir insan işte. Eee Serpil sen dürüst bir insansın. Telefon atletli atletsiz. Sana üstü çıplak fotoğraflarını gönderdim. Daha sözümü bitirmedim ben ama. Tişört de yollamıştı. Peki Şort diyor ki çıplak fotoğraflar Hayır. yayınlayın diyor. Kimse görmesin ben göreceğim. Evet. Tişörtlü mü tişörtsüz mü? Tişörtlü e tamam. de vardı normal adresiz de vardı. Ben daha Peki, sözümü bitirmedim ama sözümü çıplak, kesiyorsunuz şu anda. Siyasi Bey sizin çıplak fotoğraflarınızın çıplak Serpil'de dediğiniz işi sadece, ne? Çıplak dediğiniz komple vücut olarak olur. Ya fark etmez altında, üstü çıplak altı çıplak, yani. Çıplak fark etmez. Çıplak Sen, yerimi yani. Yerimi onun öyle bir tabiri yok. Hani çıplak Peki, dediği sadece üst Şunu merak ediyorum sizin fotoğraflarınızı ee, Serpil Hanım'da olmasının sebebi ne? Öyle. Gönderdiniz. Anlık, anlık istedim. Herkese üst açık çıplak fotoğraflarınızı gönderir hayır. misiniz? Hayır. Peki ben Serpil Hanım'a söylemek istiyorum. Yasin Bey'in böyle bir alışkanlığı varsa yarın öbür gün... Yabır, ay konuşamadım. <laughs> yarın öbür günde Ayşe isimli kişiye böyle bir fotoğrafını gönderse... Göndermez. Eminim. E sana, e sana de göndermiş. Göndermiş. Bir Başka hayır, hayır, ben de ben bir, bir şey göndermez. Başka bir şey göndermiş. Başka bir bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir şey daha ya. Yeterince konuştum Yasin da, Bey, biraz Başka bir kadını bir da serpilden önce kaçırdınız mı? Kaçırma. Yani dini nikahlı beraberlik. Hayır. Kaçalım. Şimdi şeyi e, fark ettim. Sözünüzün kesilmesinden o kadar rahatsız oluyorsunuz ki. Evet kendimi ifade edemiyorum. İfade Çünkü... edemiyorsunuz. Evet. Sözünüz çok önemli. Evet. Resmi nikah niye sizin için önemli değil? Nasıl? Zaten boşansın biz resmi nikahımızı kıyacağız. Ben kıymayacağım diye bir ağzımdan bir kelime duydunuz mu? Peki o zaman neyi kıymadın? Lan sana ne? Boşan da kıyalım anki, o, zaman. Boşan o anki da durumda. O anki durumda, boşanda, durumda boşanda, ailesi kıyalım. gelip almasaydı zaten ben onu gerçekleştireceksin. De biliyorsun boşanda, da Boşan da kıyalım o zaman. Hayatım ben, işte. Engeller çokmuş. İkiniz de bekar, gözde bekarlar, ilişki yaşamış insanlar olarak. Ya ben... O dönemde seninle ilgili Serpil tüm çevresine kocayla, kocasıyla ilgili bugün ne söylüyorsa o dönemde de seninle ilgili aynı şeyleri söylemiş. Ben inanmıyorum. Siz inanmıyorsunuz ama çevrenizdekiler doğruyu söylüyor. Eğer öyle bir şey olsaydı beni kulağıma illa ki gelirdi. Evet. Şunu merak ediyorum. Siz eşinizden ayrıldığınızda eşiniz de sizinle ilgili benzer iddialarda bulunuyor. Şiddet yanlısı, eşine kadına şiddet uygulayan bir adam olduğunuzu söylüyor. Ne yapmışım? Hangi adliyede yargılanmışım? Bir cevap versinler bakalım. Hangi adliyede yargılanmış? Adliyede yargılanmadınız ama hani eşinize şiddet, şiddet mağduru Hani beni şikayet etti ya. Hani şikayet e, maksadında, şikayet amacıyla benim bir mahkemeye çıkmam gerekiyor Evet, ne kadar ya. güzel söylüyorsunuz. Benim bir ceza almam gerekiyor ya. Siz şimdi ne kadar güzel. Başka bir adam da eşiniz çareyi aramak yerine sizin gibi bir adamdan kurtulup boşanmayı tercih etmiş. Ama Serpil ne yapıyor? İsmail'den şiddet gördüm, Yasin'e diyor ki gel beni kurtar. Değil mi? Huzur, sevgi, hiçbir şey bulamadım. Anladım, ben bulamadım. neden ben kendimi... Kaç kişiyle e, böyle ilişki yaşadınız evli kadınla? Özel hayatım hakkında çok fazla bilgi e, vermek istemiyorum. Hayır. Niye? Bu nasıl ne demek? Nasıl, Hayır niye, yani hani, daha önce de evli, evli bir kadını kaçırdınız, kaçırdınız dedeysem, mı? Ben buradan 10 tane de desem, 20 tane de desem ne fark edecek? Hayır Yasin Beyciğim. Özel hayat değilmişken... Şunu değilmiş merak yani. ediyoruz. Tam ee, üzerine bastınız Yasin Bey. Özel hayattan Hanımın dışında hayatınızda yine... Eskiden geçmişte yaşamınızda olan sosyal medyada tanıp be beğendiğiniz, gördüğünüz sonra size güvenip sizinle yola çıkan başka bir kadın var mıydı? Hayır. Hayat boşandıktan sonra hayatınızdaki ilk kadın Serpil mi oldu? Hani çıktık, hani çıktığım ya da konuştuğum sevgilim olanı gidip de buradan açık halim yok herhalde. Ben sevgilinizi <laughs> sormuyorum. Benzer bir şekilde Hanım <laughs> gibi evliyken sizi tanımış, <laughs> e, size güvenmiş. ...sizinle yola çıkmış başka bir kadın var mıydı yok muydu? Hayır. Yoktu. Evet. Tekrar soruyorum. Hatırlayın, sakin olun, düşünün. Peki madem hani bu kadar ısrarla sorduğunuzu göre... ...vardır bir bildiğiniz bir söyleyin biz de bilelim. Ben size soruyorum. <laughs> Esra Hanım ben bunu uzatmaya <laughs> gelmedim. O kadının sizden niye gittiğini... ...o kadının mesela sizden ayrılırken ne iddia ettiğini çok merak ediyorum. Kimden bahsediyorsunuz ben gerçekten anlamıyorum. Hani Delili, e, kaç bekarsınız? 2018'den beri. 2018. Evet. Yani yaklaşık 4 yıldır bekar evet. değil mi bir insansınız? Etrafınızda sizinle ilişki kurabilecek, sizinle aynı statüde bekar, hani ne bileyim derdi, tasası, hiçbir arkası olmayan e, biriyle niye ilişki kurmuyorsunuz? Arkası olmayan derken? Yani kocası olmayan, evli olmayan, sorunsuz bir <laughs> ilişki niye yaşamıyorsunuz? Bir, e, şöyle bir cevap vereyim. Onun zaten hani e, arkası olmayan derken, eşi olmayan derken... ...o e, yaptıklarından dolayı, ben onu orada bırakacak bir insan değilim. Hı hı. Bana Ama, şurada... <laughs> hı, evet. Tamam, dinliyorum, buyurun. Yok yok, siz devam edin. Ben zaten e, o süre içerisinde, dediğim gibi... E, ...evlenmeden önce de ulaşabilmiş olsaydım... ...ki ailesi buna engel olmamış olsaydı... ...ben zaten ona o hata yaptırmazdım bile. Orayı geçin, sekiz yıl, üzerine dört çocuk olmuş. Siz bir evlilik boşanma yaşamışsınız, ben size soruyorum. Niye dört yıldır bekar olan bir beyefendi olarak ee, kendiniz gibi bekar biriyle bir ilişki kurmadınız? Denk gelmedi. Denk gelmedi. Evet. Serpil'i nasıl denk getirdiniz? Normal sosyal medya üzerinden denk geldi zaten. Sen İlk mi kaç dedin, o mu ben sana kaçıyorum dedi? Ben dedim ona, ben seni, e, sen istediğini sürece seni dedim orada bırakmam. Diye Tekrar soracağım, kurum. ilişkiniz kaç yıldır sürüyor? Serpil'le mi? Evet bunlar 3 ay önce başladı işte. Onun öncesi var mı? Hayır. Öncesinde yüz yüze görüşme var mı? Vardı. Nerede? <laughs> ya internetten derken Esra Hanım ma mahalledendi. mahalleden bunlar bir süre sonra... Bu 2010-2011-2012 yani... 2011, 2012, e, yıllar arası. <laughs> Siz aynı mahallede mi oturuyorsunuz? Evet, evet internet karşıya. Yani. üzerine değil yani. Hayır, kimse yanlış dini anlamasın. nikahlı beraberlik yaşayıp ayrıldığınızda evet. aynı mahallede miydiniz? Ya ilk önce kendi <laughs> mahallemizde tanışmıştık. Aşkım onu demiyorum. Hayır, Siz dini nikahlı ee, biz... yaşadınız ayrıldınız ya 3 ay, ay evet sonra. Ayrıldık, evet ayrıldık. Aynı mahallede mi yaşıyordunuz? Hayır, hayır Zonguldak'a geri dönmüştü. Bunlar Bursa'daydı. ben Zonguldak'a geri dönmüştüm. Hiç senin peşine düşmedi gel Serpil'im Gelmiş diye. Gelmişti ama ailem kapatmış her yeri yani. Ailem ispatlayamadı, Engel i̇spatlayamadı çünkü. İspatlayamadı. Engel. Ya neyi ispatlayamadı? Neyi ispatlayamadı? Konuşmadığın yok senin ya. Konuşmadığın yok ya. Esra'nın bir Ya Yasin e, Bey, ben hem kusurlusunuz hem kabahatsizsiniz hem zeytinyağı ya? gibi Ay, üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Bir dakika, Yasin Bey aşırı öfkelisiniz ya. Bu e e karşımdaki bu şekilde konuşuyor. Bir, bir ben sakin olun. Tutmayacağım herhalde. Be beyefendi sakin olun. Beyefendi ben şöyle Aşta yapalım. Yasin Bey empati yapalım, rolleri değiştirelim. Siz bu koltukta oturuyorsunuz, İsmail'siniz. Ben bunu yarın Serp... ben buraya çıkmam bile. Serpil'in, Aa, zaten ne biliyor musunuz sizin gibi sizin gibi insanlar. Sizin gibi Sizin insanlar, gibi derken, insanlar bu, bu, kadar yapacağım. üstten üstten konuşuyorlar. Mağdurlar sesleri kesiyorlar. Değiştiriyoruz. Mağdur mu? Sen bu koltukta oturuyorsun İsmail'sin. Bu Karın seni terk etmiş tamam mı? Mağdur mu Karın seni terk etmiş. 3 ayda eski aşkına kaçmış. Siz burada bu adamın Tavrın bu ne olurdu Yasin Bey? Soruya cevap... Ağzını, siz burnunu, soruma... Kırıldı, siz soruma cevap verin beyefendi. Hiç. Şu kızın ağzını burnunu kırıldığı fotoğraflar beyefendi polise götürdünüz mü? Polise götürdünüz mü? Şikayetçi oldurdunuz mu? Nedir benim sonu? Nedir benim yanımda kızın hakkı? Şikayetçi oldurdunuz mu? Ben bu kızın hakkını geldim bana Yargılandı mı, mı bu sebepten ben dolayı? Evet. Ben bana konuşmasına izin mi Yasin Bey boş boş mi? konuşmayın. Yargılandı boş mı İsmail ben. bu konudan dolayı? Kadına şiddetten dolayı yargılandı mı? Kim? Evet İsmail. Kim yargılandı? Nerede yargılandı? Jandarmada. Evet. 8 Yarmadı, yer yer yılında yok, 5 yılında var. Şikayetimi geri çekmiş. Bir saniye. İsmail Bey. Hastanede var. Serpilciğim bir saniye. Serpil'cim bir saniye. Aklın gitti mi? Ben Dengesiz olmuşsun o zaman. Serpil'cim senin mi? bunun için işte Yasin'e ihtiyacın yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya Esra Hanım ben, senin... ben ailemi ve fotoğrafımı yayınlanmasını istiyorum. Serpil'cim şu anda bu şekilde tamam. burada konuşmasının rahat, rahatlığından kaynaklanıyor. Serpil'cim sakin. Ben yani. bu adamı yanılacak bu şekilde hakkını savunamazdı. Yasin, af. Yasin Bey siz bu koltukta oturuyorsunuz. Ser, Serpil sizin karınız. Tamam mı? 8 yıllık evlisiniz, 4 tane çocuğunuz var. Sonra Serpil internetten İsmail'i buluyor, kaçıyor. <laughs> ne olurdu tavrınız? Buraya çıkmazdım. Hı? Buraya, Buraya çıkın çıkmazdım. çıkmayın. Sizin tavrınız ne olurdu? Ne yapardınız? Gittiyse sevmiyormuş derim. Git diyorsa sevmiyorum. sevmiyordur. Peşine Aynen düşmezdiniz. Aynen öyle. Saygıyla karşılar Ben mıydınız? Beni giden araba. Bu kadar basit. Saygıyla karşılardınız. Saygıyla karşılardınız. Hatta davayı ben açar direkt İsmail Bey'in buraya gelmesi sizin niye rahatsız ediyor? Beni rahatsız etmiyor. Ama Çünkü ediyor. Bütün kirli çamaşırlar ortaya ben çıkacak. Beni rahatsız edecek. Beni rahatsız <laughs> edecek. Ya, Sen, beni rahatsız edecek. Beni Sizi bir yerde rahatsız ediyor. Beni rahatsız, İsmail rahatsız edecek. İsmail'i bu konuda olsa eleştiriyorsunuz. Beni bir rahatsız buraya getirtemez. Beyefendi eleştirme sebebiniz nedir? Eleştirme sebebim bunun hakkını savunmak. Hayır hayır. Ben size şunu soruyorum. İsmail buraya geldi. Karım kayıp dedi. Bir adamın yanına karşı dedi. Sen şimdi İsmail'i bu konuda Hı. yargılıyorsun. Niye? Niye bu yap bunu bu kıza yaptıklarını yanına mı bırakacaksın? Hayır, o ayrı bir mevzu. <laughs> yani eşi kaçtı diye programa çıkmaması gerekiyordu. Yo. Sıksın. Yani ne? Ya ben, hangi bir, sebepten siz dolayı ya, Empati yapın dediniz ya. Ben empati yapıyorum. Ben ya. buraya ne olsam ben buraya çıkmazdım. Ben zaten şey ben çocuklara bir derdim. Ben çocuklara hani bir çıktım. Ben çocuklara Ben ya. Ben çocuklara bir sen Yasin Bey kendinizi ki? çok iyi Ona sen da. karar veremezsin. Bakın, bu Ona ülkenin, bu ülkenin emniyeti var kadınları Esam koruyacak. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Kanunları mi? var. Kanunları önüne bir, şey daha daha bir dakika mi? Yasin Bey ben sizi dinledim şey üst level'dan. Ben artık bağlanmasını istiyorum. Bakın bağlanması bu ülkede Esam, kanunlar ben. var ve kanun karşısında kadın erkek eşit. Yeng yengemler sesi hep sesi artık daha güçlü çıkıyor. O yüzden de kaçtığı erkeğin onu savunmasına gerek yok. Ama her şeyden önemlisi. Sizin cümlelerinizi de so, e, size sormak istiyorum. Benim kanımı dondurdu. En rahatsız olduğum konu da bu. Kadınlar kaçar gider istediğiniz yere boşanırsınız o ayrı. Yüz kişiye de kocam dersiniz. 4 aylık bebeği, Benim özel hayat şey ve kişilik haklarından bahsediyorsunuz. 4 Benim aylık bebeği... Şey Buradaki muhatap olduğunuz bu adamın bebeğini lütfen dinleyin. Lütfen dinleyin. Ben bu, bu söylediğiniz kelimeyi kabul etmiyorum. Lütfen ediyorum. dinleyin. Özel hayat ve kişilik haklarından bahsediyorsunuz. Sosyal medya hesabınıza. Ya ben, Hanım, benim bir şey çocuğunu, mısınız? Kucağınızda paylaşmanızın hiçbir hakkı yok. O ve bu kişilik haklarına mi? tecavüz bu, bu, bu ediyorsunuz. Bu, çocuğun. Siz kimsiniz bu çocuğun, beyefendi? Bu çocuk. bu kızın annesi çocuğun, değil mi? O çocuğun. Şöyle bu çocuğun bu kızın neresi? annesi değil mi? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz ya? Siz o kimsiniz ya? Otokartlar şey mı sizin veriyorsunuz? Otokartlar, ekip bu arkadaşlarınız bunu almışlar. Ya, yeter artık Ve, ya! Evet. Susar mısın? İşken Bağırma! Bağırma! Nasıl? Saygı sen, çerçevesinde ya. Serpil'ciğim... Ya ...saygı ya. çerçevesinde ya konuşalım. Ya, ya Hangi Yayın fotoğrafı ya. yayınlayayım? Gözünü mor oldu fotoğrafları, burnu kırık oldu ya. fotoğrafları yayınlar mısınız? Ailen de bağlansın Serpil, mor da. Bak şimdi bu bahsettiğin olayların Yalnız hepsi bu çocuklar bahsediyor. olmadan önce siz bir karışmayın İsmail Bey buyurun saygı çerçevesinde evet, beyefendi yani. Medeni olun. Ben evet. Ekip alırken e, ekip arkadaşlarımız bir tanesi bu adama bu şahsa <laughs> ekip arkadaşlarımız <laughs> Şahit işte yalan değil. bu yalan değildir ki. Ya ya. Boş ya. konuşuyorsun buradan doğru. Sen çok doğru konuşuyorsun. Doğru sen konuşuyorsun sen tabii lan. Sen <laughs> çok doğru konuşuyorsun. Doğru konuşuyorum şey tabii. Yasin Bey, konu. utanmanız Hadi ya, gerekirken bir ya. parça Aramıyorum. daha, ...bir saniye. Ne var Ben utanacak bir şey yapmadım. Ben o şekilde dışarıda. İstisnaya kurtardım. Yasin Bey, utanacak bir şey yapmadım ya. Ya. ben, tamam mı bakın. Bana bu şekilde utanacak bir tane daha utanmanız gerekirken Utanmanız gerekirken, ediliriz, veririz, arsız geçmiyorum. bir şekilde hala ko böyle konuşmaya devam ediyorsunuz. Yaptığınız yanlışın inşallah farkında yalnız olursunuz. olursunuz. Ben, yalnızlıyız. 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 ben eğer bu kızı oradan kurtarmasaydım, benim yaptığım en büyük yanlış bu olurdu. Sizden ricam, valla İsmail, bir dakika, bir dakika Serpil. Yayınlayacağım hayatım, lütfen, lütfen. Serpil yayınlayacağım ama şunu söyleyeceğim. İsmail bak, şimdi bir tarafta iki çocuk... Serpil'le beraber gitmiş, iki çocukla ortada kalmışsın. Ee, öbür tarafta bir sürü hakarete de maruz kalıyorsun. Yani Hem e, eşinle arandaki ilişki ayrı bir de kaçtığı kişiden hakarete maruz kalıyorsun. Ben senin yerinde olsam. Ee, anlaşmalı boşanma bu insanlara ödül olur... Ben senin yerinde olsam çekişmeli boşanmalı ve gerdikler, Tazminatını Hayır, da alınıyor, alın, paşa alın, paşa alın, konuştukları alın, gibi ödesinler. Vallahi bak, bu olan, valla böyle, çok böyle, çok, buna, buna, böyle, böyle ödesinler, bu kadar. Yok yok, vallahi bak, şimdi bir şey de yaşadığın da tamam mı? Bunun bir bedeli olmalı. Aynen. Ee, sen çocuklarınla da ilgili nasıl bir baba olduğunu, nasıl bir ebeveyn olduğunu ispatla. Annenin anneliğinden şüphem varsa bilmiyorum. Tamam olsunlar adamdan alamazsınız. Beyefendi susalım lütfen. Şimdi karı koca arasında konuşuyoruz. Ya bırakın Allah'ınızı severseniz ya. Yani. Bırakalım bakın, mı? Ocaana. Ben size, bir de Yasin Bey. Bakın. Siz eski karınıza ve hayatınızdaki Serpil hayat eski karınıza ve hayatınızdaki tüm kadınlara karşı deyim, aynı şekilde aynı üstü, bu Bey kullanan ee, bir adamsınız daha ve daha ben sana söylüyorum Serpil. Serpilciğim. Serpil, <laughs> Serpil valla tansiyonum düşecek hayatım. Sen bu adamın yanında senin başına gelmeyen kalmayacak. Ben sana o kadar söyleyeyim. Hayır. Bak hayır, ben bu adamı benim hayır, adım Esra inanmıyorum. ise. İnanmıyorum. Esra. Sen, delillerin, aşığım, senin delillerini ortaya Aşkım senin delillerini de var. ortaya koyacağım. Sen bir taraftan kaçarken daha büyük bir doluya tutuldun hayır, farkında hayır, değilsin. Hayır, Yarın hayır, devam ben edeceğiz. Sen... Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.